Cem Küçük, 14 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı, yeni konut projesi ve ekonomi. TOKİ bugüne kadar 1 milyonun üzerinde ev inşa etti. Bunların bir kısmı dar gelirli vatandaşlarımız içindi. Son zamanlarda hem pandemi hem de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden ötürü ekonomide sıkıntılar oluştu. Bu da özellikle kiralık ve satılık ev fiyatlarının uçmasına neden oldu. Hala büyük şehirlerde ev fiyatları çok yüksek. Dar gelirli insanların ev sahibi olması yakın zamanda mümkün görünmüyor. Kiralar astronomik rakamlara ulaştı. İşte tam da böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıkladı. Sosyal konut projesinde 250 bin mesken yapılacak. 100 bin arsaysa kendi evini yapmak isteyenlere tahsis edilecek. Sosyal konut projesi başvuruları bugün başlayacak. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Toplam değeri üzerinden %10'u peşin geri kalanı 240 ay vadeyle taksitler halinde ödenecek. Değeri 608 bin lira olan 2 artı 1 evler aylık 2280 lira. Değeri 850 bin lira olan 3 artı 1 evler aylık 3187 lira taksitlerle alınabilecek projede şehit, gazi, engelliler, gençler ve emekliler de unutulmadı. Projenin başlamasıyla konut fiyatları çok olmasa bile biraz rahatlayacaktır. Esas temeller atılmaya başlanınca konut sektörü bir düzene girecektir. İki yıl sonra dar gelirlilerin olduğu bölgelerde fiyatlar en düşük seviyeye gelecektir. İşin bir diğer boyutu da ekonomiye getireceği hareketlilik. Yan sektörlerle beraber büyük bir ekonomik canlılık olacaktır. Özel sektörde sahaya inecek ve onlar da bu hareketlilikten faydalanmak isteyecektir. ABD'de nasıl altyapı yatırımları için Amerika piyasaya 900 milyar dolar sürdüyse bu yeni projede 362 milyar TL'lik bir canlılık getirecek. Ekonomiye total etkisi 1,5 trilyon TL'yi bulacak. Bunun bir de seçimlere etkisi olacak. Unutulmasın ki bu son proje tamamen dar gelirlilere yönelik projedir. Bu seçmenin çoğunluğu da AK Parti'ye oy veren seçmen grubu. Başvurular başlayıp proje hayata geçirilince yapılacak anketlere bir bakmak lazım. Bunun seçimlere yansımasını hep beraber görmüş olacağız. AK Parti dar gelir ve orta gelir grubundan kaybettiği seçmeni geri alabilir. Kaldı ki Millet İttifakı'nın hala aday çıkaramaması, Meral Hanım'ın kazanamaz diyerek Kemal Bey'in aday olmasını istememesi kafa karışıklığı ortaya çıkarıyor. Onlar öyle bir şey yok diyecekler ama gerçek ortada. Bence İbre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru iyice dönüyor. Millet İttifakı aday konusunda bölünür ve işi netleştirmezse seçmen gözünde olumsuz duruma düşerler. Üstelik Muhalefetin herhangi bir konuda hala tek bir önerisi yok. Her şeye rağmen hükümet birçok proje açıklıyor ve seçmeni ikna etmeye çalışıyor. Son 9 ay ne ilginçtir. Süre azalıyor ama muhalefet hiçbir şey demiyor. Milletin karnının boş laflara tok olduğunu da söyleyelim.